Karnemiz Zeynep Rana abi. Ertuğrul Şatı, ...2022-2023 eğitim öğretim sezonunu bitirdik. Bizim için çok travmatik bir seneydi biliyorsunuz. 6 Şubat depremlerinden dolayı eğitimimiz de çok büyük yara aldı. Binalarımız sağlamdı. Fakat binalarımızı eğitim dışı amaçlarla kullanmak zorunda kaldık. Vatandaşlarımız depremden dolayı şehrimizden uzaklaştılar. Geri dönmeleri zaman aldı. Bu da eğitimi olumsuz etkiledi. Ama çok hızlı bir şekilde bu kadar büyük bir deprem felaketi yaşamamıza rağmen çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdik. Binalarımızı hızlı bir şekilde yeniden toparladık. Eksik olan, yıkılan ya da kullanılamayacak durumda olan binalarımızın yerine yeri geldi çadırlarda, yeri geldi konteynerlarda eğitimi, öğretimi hazır ettik. Mayıs'ın başında da normal eğitime tekrar geçtik. Bugün de eğitimi, öğretimi bitirmenin, sezonu, dönemi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 145 bin öğrencimiz karne aldı. Bu da normal sayının bir 20-25 bin kadar azına tekabül ediyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız döndüler. Çocuklarını tekrar okulları da yazdırdılar. Ben inanıyorum ki kalanları da deprem sırasında başka şehirlerde çocuklarını yazdırdıkları için bu karne gününü bekliyorlardı. Kalan Malatyalılar da bugünden sonra hızlı bir şekilde Malatya'ya döneceklerdir. Benim düşüncem bu ve bu yaz Malatya tekrar eski nüfusuna ulaşacaktır. Okullarımız da 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazır hale gelecek. Tüm okullarımız açılacak. Yıkılan okullarımızın yerine prefabrik, çadır filan değil, prefabrik binalar, kalıcı binalar hazırlanacak, yetişecek ve eğitim öğretim kaldığı yerden tam kapasiteli bir şekilde devam edecek. Bu arada sevinçle söylemek istiyorum. Resmi olarak henüz doğrulanmadığı için tam sayıyı söyleyemiyoruz ama son bilgimiz 4. 4 tane çocuğumuz geçenlerde yapılmış olan liselere geçiş sınavında full yaptı. Tüm soruları doğru cevapladı. Bizim şu ana kadar tespitlerimiz 4 çocuğumuz yönünde. Yani Malatya eğitiminin depremden o kadar da sarsılmadığını, çünkü temellerinin sağlam olduğunun çok güzel bir göstergesi. Darısı yüksek öğretim kurumları sınavına, YKS sınavına, o da bu hafta sonu olacak. Orada da çok başarılı sonuçlar bekliyoruz. Çocuklarımız hazırlandılar. Depreme rağmen çok iyi çalıştılar. İyi neticeler alacağına inanıyorum. Bunun için dua ediyoruz. Malatyalılardan da tam sessizlik bekliyoruz. Benim adım İkramine Duran. Karne nasıl geldi? Takdir belgesi. Ama kimin sayesinde? Tabii ki de öğretmenimizin sayesinde takdir belgesini alabildik. Deprem sürecinde neler yaşadınız? Yani hiç köydeydik biz. Hiçbir şey yoktu. Gerçekten muhtarımızdan Allah razı olsun her şeyimizi getirdi. Kolilerle yemek, içme, su, barınma her şeyimizi yaptı. Çok teşekkür ederiz muhtarım. Okulumuz kolay olur mu?
Benim adım Zümra, 10 yaşındayım. Karne nasıl Zümra? Karnem takdir. Aferin, tebrik ederim. Deprem süreci nasıl geçti sizden? Biz Ankara'ya gittik depremde. Ne zaman döndünüz? Nisan'ın 25'inde döndük. Ankara'da okudun mu peki? Evet. Peki Ankara'daki okullarla Malta'daki okullar arasındaki fark nasıl? Ya oradaki arkadaşlarımı çok tanımadığım için buradaki arkadaşlarım daha yani iyi geliyor buradaki okul. Bu okulumu daha çok seviyorum. Öğretmenimi, arkadaşlarımı. Benim adım Ali Demirkaya. Ali, karne nasıl? 5 puanla takdiri kaçırdım. Öyle mi? Evet. Deprem süresince ne yaptınız? Neredeydiniz? Konya'ya gitmiştik. Konya'da orada da okula başlamıştım. Orada okulda arkadaşlarım da vardı ama buradaki arkadaşlarım yani tanıdık olduğu için daha çok onları daha çok seviyorum. Nerede kalıyorsunuz şu an ailenizde? Biz şu an taşındık. Nereye taşındınız? Battalgazi Belediyesi'nin oralara taşındık herhalde. Recep Tayyip Arad'ım. Recep Tayyip, karne nasıl? Teşekkür. Teşekkür mü aldın? Tebrik ediyorum. Deprem süresince nasıl geçti? Hayatınız. Konya'ya gittik. Konya'ya gittiniz. Konya'da nerede kaldınız? Bir tane ev tuttuk orada kaldık. Anladım. Şu an evinizin durumu nasıl? Kalbim 0 hasar. 0 hasar. Geçmiş olsun.